Şikayetçi olan sadece mağdurun kendisi değil. Kızınız da şikayetçi. Kızım mı? Evet. Bir dakika komiser bey. Yoksa olayı organize suç kapsamında mı değerlendireceksiniz? Maalesef. Olamaz. Ben bir şey anlamadım. Örgütlü suç gibi değerlendiriliyor. Ne? Ama bu haksızlık. Tevfik Bey'in böyle bir şey yapması mümkün değil. Senin akıllanman için daha ne yapmam lazım? Dayak yedin, hala akıllanmadım. Oo, anlıyorum. Demek onları siz yolladınız. Ben de Tevfik Bey sanıp karakola ve savcılığa başvurmuştum. Gözde derhal o evden çıkacak, yoksa... Yahu sen ne yüzsüz adammışsın be. Niyetin ocağımıza incir ağacı dikmek mi? Nedir bu yaptıkların? Ne yapmışım? Ne yapmışsın öyle mi? Nur Hayat'ı bitirdin yetmedi. Şimdi de çevresindekileri mi yolmaya çalışıyorsun? Yeter artık be. Düş yakamızdan. Çek git buradan hadi. Yeter artık dede. Nur Hayat abla babam nerede? Ne oldu? Tevfik niye gelmedi? Gözaltına alındı. Ne? Serseri. Bacak kadar boyuyla başımıza ne işler açtı? Ne yapacağız şimdi Nur Hayat abla? Babam hapse mi girecek? Hayır yavrum. Baban suçlu değil ki hapse girsin. Ben böyle şey görmedim ya. Böyle bir rezalet olmaz. Baba. Tevfik ha. Şahane bir koca. Maşallah. Kendi kızlarına sahip çıkamayan bir nane molla. Tam sana göre. Baba yalvarırım artık üstüme gelme benim. Geçerken uğramış olmamı nasıl bu kadar kötüye yorarsın? Her gün geçerken uğruyorsunuz zaten. Kapıyı çalmadan hayatımıza giriyorsunuz. Kızım ben bir anneyim. Oldu olacak, gelin burada oturun bari. Hala mafyadan söz ediyorsunuz ya. Sakin olun. Ben size kolaylık gösteriyorum. Bu ismi verirseniz sizin ifadenizi gayet güzel bir şekilde ayarlarız. Hakim de anlayış gösterir. Sadece bir isim. Hangi ismi vereceğim ki? Şimdi hemen gidip şikayetini geri alıyorsun. Ne sırıtıyorsun? Senin dediğin gibi olmaz o iş. Biz avukatla konuştuk. Şikayetimizi geri alsak bile... Alsak bile ne demek? Tabii ki alacaksın. Alacağız ama kamu davası şeklinde yürüyecek. Baba, bu adam sana ne kötülük etti ya. Karakoldan kurtulmuş buraya uğramış. Sevincini zehir ettin adamı. Sen nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun ya? Ben acımasız macımasız değilim. Sana acıyorum ben. Akıllanmıyorsun. Baba ne olur bana acıma artık. Bırak vazgeç bundan. Zırvayı kes Nur Hayat. Sen de evlat sahibisin. Evladı olan acımaktan vazgeçemez. Bu acımak değil baba. Bu senin yaptığın çılgınlık artık. Evet çıldırıyorum, yalan değil. Delirtiyorsun beni. Allah'ım. Sen beni çıldırtıyorsun. Baba ne yaptım ben şimdi sana ya? Ne yaptım? Bu adamla evlilik fikri beynimi kemiriyor. Olacak değil ya. İhtimali dahi beni çıldırtıyor. Baba bak o adam dediğin benim tanıdığım en iyi insan hayatta. İyi insan ama sana göre değil. Ya. Kendi kızına sahip çıkamayan çulsuzun teki be. Buna ben karar veririm baba. Anlıyor musun? Ben... Ver o zaman. Verdim işte. Gör bak. Tevfik'le evleneceğim. Hayat yaşanmaz ki tek başına. Sevdiklerin olmadan. İçten bir gülüş yeter sana. Neşene neşe katan. Hayat yaşanmaz ki tek başına. Sevdiklerin olmadan. İçten bir gülüş yeter sana. Neşene.
yaşanmaz ki bir başına. Sevenlerin olmadan içten bir yürek yeter sana. Acıları paylaşan. Ah dünya, ah dünya, neler ettin bize hiç sormadan. Baba, bak, o adam dediğin benim tanıdığım en iyi insan hayatta. İyi insan ama sana göre değil. Ya. Kendi kızına sahip çıkamayan çulsuzun teki be. Buna ben karar veririm baba. Anlıyor musun? Ben. E ver o zaman. Verdim işte. Gör bak. Tevfik'le evleneceğim. Hayatta bir kere olsun benim sözümü dinlemedin. Her seferinde haklı çıktım. Yine de akıllanmadım be. Bu benim hayatım. Bu benim hayatım diye tutturmuş gidiyorsun. Senin hayatın. Ama seninle beraber kaç kişiye zehir oluyor görmüyor musun? Yanlış üstüne yanlış yapmaktan bıkmadın mı daha be? Ay bitti mi baba? Bitti mi? Evet. Bu benim hayatım. Beni biliyorsun. Kararımı verdim mi bir daha geri dönmem. Ama kararımı da senin sandığın gibi pat diye vermiş değilim baba. Eğer Tevfik vazgeçmezse ben Tevfik'le evleneceğim. Tamam mı? İyi halt edeceksin. Hey yaşasın. Şükürler olsun. Oh dünya varmış dünya. Yaşasın ilahi adalet. Sağ ol Nuray'a. Canım bir tanem sağ ol. Mamam bre deryalar kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız. Albayım. Bilirim siz beni seversiniz. Nuray'ı mutlu edeceğimi göreceksiniz. Adım gibi eminim albayım. Çok memnun kalacaksınız. Her şey bambaşka olacak. Gün ortasında dükkanımı soracaksın hemşerim. Gün ortasında mı? Saat kaç? Niye? Saat 00 ve 00. Anladın mı? Yani 4 tane 0 yan yana gelmeden gün biter mi? 0 dedim 0. Bir yeri soyacaksan en az gece yarısını 2 saat geçecek. Ki öbür gün başlayacak. Niye? Ortalık kalabalık. Görmüyor musun? Ha. Ya. Ama şimdi bir şey diyeceğim. Bu dükkan benim. Yapma ya. Ya. O zaman al bir yudum iç bakalım. Bak son yudumu veriyorum ha. Yok ben zaten mutluluktan sarhoşum. Senin durumun benden de fena. Aşk adamı vurur. Döner döner. Biliyor musun? Hadi al. İyi gelsin hadi. Hadi iç. Yok yok sağ ol. Sen bir gel benim aklım başımda kalsın. Gel hele gel. Şşş gürültü yapıyorsun ya.
Baş. Ne yaparsan yap. Senin şarabın bitti mi? Bir dakika. Bitti. Oh. Geç bakalım. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Tevfik. 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 Hı. Nurayar. Gelinlik sana ne kadar da yakıştı. Hadi Tevfik, hadi kalk hadi. Tabii. Nikah memurunu bekletmeyelim. Tevfik sen rüya görüyorsun. Hadi kalk. Haklısın Nurayar. Seninle evlenmek gerçekten rüya gibi bir şey. Tamam. Hadi. Hadi kalk. Hadi Tevfik. Hadi. Hadi. Şşş. Neredeyim ben? Hadi. Tüh, rüyaymış. Sandalyede uyuyakalmışsın. Her tarafın tutulacak. Ben gayet iyiyim. Hatta hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ha. Tevfik, babamın dün geceki kabalığı için çok özür dilerim. Biliyorsun Kemal'in gelişi onu çılgına çevirdi. Önemi yok canım. Önemli olan senin duygu ve düşüncelerin. Onun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Baba. Kızım, ha. Kızım tam da gelecek zamanı buldun ha. Asıl benim sitem etmem lazım baba. Çıkıyorsun ve aramıyorsun. Nuray abla telefon etmese sabaha kadar uyku uyuyamayacaktım. Sarhoştum kızım. Ne sarhoşu? Ah ben biliyor muyum kızım? İçeride miyim, dışarıda mıyım? Sarhoş muyum, ayık mıyım? Hadi bir çay koy bakalım. Yine babanla kavga mı ettin? Annemin Tevfik abiyle evlenmeye karar vermesine mi kızıyorsun? Tamam. Tevfik efendi iyi insan. Hoş insan. Dost canlısı. Kendisini severim. Ama olmaz ki. Bu evlilik yürümez. Zaten kıt kanaat geçiniyoruz. Tevfik de bir başka çulsuz. Hem avukat olmaya karar veriyorsun, hem de mükemmel bir avukatın evlilik teklifini geri çeviriyorsun. Sonra da gidip bir bakkalla evlenmeye kalkışıyorsun. İş mi bu yani? Hayret. Çay var değil mi? Nasıl olabilir? Annen henüz teşrif etmedi. Ben çay demlemesini nasıl becerebilirim ki? Eğer annemin ev işlerinde bize yardım etmesinden hoşlanmıyorsan,
Söyleriz artık, yardım etmez. İyi olur. Tamam. Ben söylerim, yardım etmez. Dün gece geldiğimde uyuyordun. Seni uyandırmaya kıyamadım. Aa, bir de uyandıracak mıydın? Pes doğrusu. Ne oldu ki? Bir de soruyor musun? Yine ne oldu? Burcu ile sahnedeki halinizi gördüm. Sen de gördüğümü biliyorsun. Yine de soruyorsun. Ne vardı? Sadece şarkı söylüyorduk. Ya, sadece şarkı söylüyordunuz demek. Ya ne yapıyorduk? Bir öpüşüp koklaşmadığınız kaldı. Abartıyorsun Nurgül. Hayır, abartmıyorum. Ne gördüysem onu söylüyorum. Ne olur yapma Nurgül. Daha rahat yaşayabilmemiz için çalışıyorum. Ben bayılıyor muyum barlarda sahneye çıkmaya? Ama artık tek başıma yaşamıyorum. Sen varsın, evimiz var. Bu çarkın dönmesini kolay mı sanıyorsun? Tamam o zaman. Hayat ortak olduğuna göre ben de kendi üzerime düşeni yaparım. Tamam. Ben Tevfik abiyi seviyorum sevmesin ama. Babam geri gelmişken annem onunla nasıl evlenir ya? Olacak iş mi bu ya? Adam abi olarak seviyoruz. Kalkıp bize baba olmak istiyor. Annem Tevfik abiyle evlenirse para sıkıntıları aynen devam edecek. Oysa babamla evlense rahat edecek. Abi çete dağılıyor. Ya bu işi babama söylememiz lazım. Baba. İyiyim. İyiyim de seninle konuşmamız gereken bir konu var. Önemli. Annemle ilgili. Mendilimde fare var. Ne bu de? İyi günler. İyi günler. Ne oldu kızım? Sen okula gitmiyor musun? Hayır baba, bugün derslerin çoğu boş. Ay. Benim de fakülteye uğramam lazım. Tevfik, hazır ortalık sakinken gidip döneyim hemen, tamam? Şey, biraz konuşuruz diyordum. Dönünce konuşuruz. Olur. Bakayım, ders notu falan lazım olacak mı? Ne yapacağız? Hoşça kal. Haklısın, boşlamaya gelmez. Hoşça kalın. Hoşça kal Nurayet abla. Baba! Baba, hadi anlatsana. Merak, ben çatladım, anlatsana neler oldu. Hiç canım, ne olsun? Baba nasıl hiç? Nurayet abla ile ilgili derken sözün yarım kalmıştı. Ne oldu? Nurayet benimle evlenmeye karar verdi. Harika baba. Ne zaman? Dün gece. Albayımla konuşurken duydum. Sahi mi? Harika bir haber bu gerçekten. Hoş geldin annem. Neymiş harika olan? Bu mutluluğunuzun nedenini öğrenebilir miyim? Yoksa benim bilmediğim çok parlak gelişmeler mi var? Mutlu ve sevinçli olmak yasak mı? Değil ama ilginç. Kızı tuzağa düşmüşken neşelenmek her babanın harcı değildir. Haklısın, bir saniye bile unutmamalıyım. Neyse. Ben geçmiş olsun demek için uğramıştım. Sağ ol. Nasıl oldu? Ne? Yani nasıl bıraktılar? O serseri rapor filan almıştı. Bıraktılar işte. İyi ama nasıl? Allah Allah. Polis akılsız mı? Benim böyle bir gerizekalılık yapacak adam olmadığımı anlamayacak mıydı? Niye bu kadar şaşırdın? Yoksa tutuklanmamı mı bekliyordun? Saçmalama Tevfik. Neyse, ben bir an önce gideyim de gizli gizli neyi kutluyorsanız siz devam edin. Aman anne. Boş ver baba. Anlatsana, Haşim amca nasıl karşıladı bunu? Ha? Hadi. (gülüyor)
Alo, İhsan Bey. Benim Kemal. Evet, bir görüşmek istemiştim. Bekliyorum. İyi günler dostum. Teşekkür ederim. Şey diyeceğim, bizim havale galiba biraz gecikecek. Rica etsem çek için işlem yaptırmasanız. Birkaç gün içinde toparlarım, emin olun. Cuma'ya kadar kesin hallederim. Lütfen. Anlıyorum. Peki. Maşallah. Evi otele çevirdik. Şimdi de ofis yapıyoruz. Umrumda değil. Ben özgürüm ve bu çok önemli. Tabii ki Gözde. Tabii ki çok önemli ama... Nurgül de geldi. Nurgül. Gelsene. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Gözde? Nasıl gidiyor senin macera? İyi. Hatta süper. Mutlusun yani. Hem de nasıl Nurgül? Yalnız... Sana karşı biraz mahcubum. Boş ver, unut gitsin. Gerçekten iyi görünüyorsun. Gerçekten çok iyiyim. Kartal bana kaybettiğim özgüvenimi kazandırdı. Artık kendi ayaklarımın üstünde nasıl duracağımı biliyorum. Ne güzel. Funda. Kendi ayaklarının üstünde durmak dedi de aklıma geldi. Oyuncu arayan dizi falan yok mu bildiğin? Oo, geçmiş olsun. Hepsi kadrolarını kurdu çoktan. Görmüyor musunuz? Diziler dizi dizi. Yeni bir şeyler vardı mutlaka. Hı-hı. Mutlaka vardır. Bir dakika. Ekmek Teknesi diye bir dizi başlayacak. Çekimlere hazırlanıyorlar. Bir fırıncının kızını oynayacak oyuncular arıyorlar. İstersen git bir bak. Harika. Ne dersin Gözde? Belki bir şeyler çıkar. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ben öyle bakmıyorum. İnsan hangi role başlarsa öyle devam ediyor. Ben başrol dışında hiçbir rol için görüşmeye gitmem. Ya. O zaman keşke Balkabar rolünde oynamasaydın. Hı-hı. Haklısın. Zaten yeterince kötü hissetmiştim kendimi. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz. Güle güle. Bu kız çok değişti. Farkındayım. Ve bu da beni kaygılandırıyor. İyi günler. Yine soluk soluğa kalmışsın Ruhiyet abla. Ay okullu olmak ne kadar zormuş çocuklar. Her dersin notu başka bir fotokopicide. Toplayana kadar helak oldum vallahi. Baban yok mu? Toptancıya gitti. Tamam. Kolay gelsin. Tevfik Bey yok mu? Kendisi şu an burada yok. Kendisine bir tebligat var da. Ben alayım. Şuraya imza atar mısınız? İyi günler. İyi günler. Ne oldu Nihat abla? Allah Allah. İcradan geliyor. Açsak mı yoksa babamı mı beklesek? Bence açalım. Eğer kötü bir haberse en azından alıştır alıştıra söyleriz. Haklısın. Allah'ım. Çek. Bu Kemal'in ödemediği çek yüzünden geliyor. Ne yapacağız şimdi? Ay, bilmiyorum. İtiraz falan edemez miyiz? Ne de olsa hatır çeki. Hatır çeki olması bir şey değiştirmiyor. Yani? Sevim'i bir aramam lazım. Babam şimdi bir de bundan gözaltına alınırsa çok kötü çökecek ya. Yok canım, önce halize gelirler. Aciz mi? Cevap vermiyor. Bir de cebini arayayım. Ay. Ay, kapalı. Şimdi her şey ters gider. Görüyor musun?
Alo. Kemal. Tebligat mı? Nasıl bu kadar çabuk gelebilir? Tamam Nur Hayat, merak etme. Parayı bulmak için koşturuyorum. Tamam, merak etme. Hallederiz. İyi, tamam Kemal, tamam. Ay. Aslında benim bu çeki halledecek param var. Nasıl yani? Dedemden kalan miras var. Onu annemden isteyeceğim. Annem verir mi ki? Denemeden bilinmez. Bir çözüm var Nurhayat abla. Yalnız bu durumu babama bildirmemeliyiz. Olur mu öyle şey evladım? Babam yıkık zaten. Bir de bu aciz kararını öğrenirse yani büsbütün çökecek. Ama yavrum, bilmek onun en doğal hakkı. Ödeyecek parası yok ki. Bilse ne yapacak? Olmaz Hande. Olmaz. Olmaz. Bak Nurhayat abla, bir yol var. Onu deneyeceğim, tamam mı? En azından sonuç alana kadar bekleyelim. Nasıl bir yolmuş o? Sonra anlatırım. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Bana bir şans ver lütfen Nurhayat abla. Nereye gidiyor bu şimdi? Annesinden isteyecek değil mi? Hay Allah'ım ya Allah'ım. Hani bu okula gitmeyecekti? Sen iyi misin? Aa, iyiyim ben, çok iyiyim. Biraz yorgunum o kadar. Daha gidip reçel yapacağım evde. Nefis olacaktı. Vallahi yardımcılarım Şirin'le Murat olunca ballı olacaktır. Nefis olur. İnşallah. Hadi Hasan, şekerleri al gidelim. Hoşça kal. Hoşça kal Tevfik abi. Tamam, yardım et sen de. Çok zevkli bir işmiş ya. Yani. Değil mi? Yani senin de zevkli oluyor. Sağlama senin elinde çok yakışıyor mutfak işleri. Tabii canım. Ben ileride eşime her işte yardımcı olacağım. Gerçi ortalığı biraz dağıttın ama idare eder. Aferin size. Aa, harikalar yaratmışsınız çocuklar. Bana bir tek üstlerine şeker koyup kaynatmak kalmış. Tamam anneciğim. O konuda da yardımcı oluruz. Hiç merak etme. Yok, bu kadarı yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şirincim. Çok yoruldun değil mi? Hayır, çok zevkli bir iş. Daha olsa da yapsak. Hele şunları bir satalım bakalım çocuklar. Millet parmaklarını yiyecek anne. Ah inşallah. Şunu şöyle koyalım. Evet. Hayrola Hande? Ne haber anne? Böyle evet, günde üç kez seni görmeye alışık değiliz de. Kızım, benim kahvemi yap. Ben dışarıdayım efendim. Müsaadenizle. Bu şerefi neye borçluyuz acaba? Anne, acil bir sorun vardı. Ansın gelmek zorunda kaldım. Görüşmemiz lazım. Evet, seni dinliyorum. Nedir bu önemli mesele? Anne, Evet. Dedemin benim için bıraktığı para var ya. Evet. O paranın bir kısmını almam lazım. Ne kadarını? Fazla bir şey değil. 30.000 dolar kadar. Anlamadım. 30.000 dolar fazla değil, öyle mi? Benim payımın yanında küçük bir para sayılmaz mı? Yoksa ben payımı yanlış mı biliyorum? Bu kafayla sen o parayı bir senede har vurup harman savurursun. Anne, çok önemli. Ne yapacaksın bu parayı? Bir arkadaşımın başı belada. Anne lütfen beni oyalama, acil bir durum bu. Verecek misin, vermeyecek misin? Bak anne, bu para senin geleceğin için çok önemli. Acil bir durumdan söz ediyorum ben. Kusura bakma ama bu parayı ne idüğü belirsiz arkadaşlarının başını beladan kurtarmak için kullanmana izin veremem. Tabii ya. Evet desen şaşardım zaten. Kimin başı belada acaba? Kızım gene ne yapmışsın? Bir kepçe şeker koymuşsun buna. Al şunu.
Üş. Şimdi şunu koyalım. Şimdi nasıl yaptığıma siz de bakın, tamam mı? Buradan alıyoruz. Şekeri koyuyoruz. Bunu da boşaltıyoruz. Tamam. Ay ben... Anne, bir şey mi oldu? Başım mı dönüyor? Yok çocuğum, yok. Ben bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım? Ha, babanı arayacaktım. Buna iki bardak daha şeker koyun. Oldu mu yavrum? Bir bardağını ben koydum. Şu bardakla. Tamam, hadi tamam, tamam. Nerede? Şeker nerede? Şurada. Ha, evet, evet, onu şuraya koy. İki bardak koy, tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi yavaş yavaş. Aç şunu Kemal. Aç şunu. Kaçıyor musun benden bilmiyorum ki. Biraz sonra görüşelim Nurhayat. Ben ararım. Kemal Bey. Evet. Bu alışveriş Orhan Bey'in hatırıyla oluyor. Ama bir aksilik olursa... Ne aksilik olsun ki? Bilmem ben. Senet gününde ödenmediği takdirde kefile gitmeyiz biz. Muhatabımız sizsiniz. Gayet tabii. Bizim işimizde gecikmeli tahsilat yoktur. Sadece vaktinde tahsilat vardır. Biliyorum. Ona göre. Aa... Ya baba neredesin ya? Merhaba oğlum. Merhaba baba. Neymiş acil konu? Baba, annem Tevfik abiyle evlenmeyi düşünüyor. Düşünüyor mu? Evet baba. Kesin mi? Kesin baba. Yani işin şakası yok. Demek öyle. Ya baba, bu iş çok ciddi. Tevfik abiyle arası çok iyi. Merak etme. Üstesinden geliriz. Murat. Efendim dede. Futbolda bir deyim. İki kelime. İlk harfi K. Üçüncü harfi M. Dördüncü harfi B. Kambura yatmak. Kambura yatmak. Aferin. Yani ben ya. Benim için bilgisayarda yaptıklarını gördünüz mü? Oğlum bu ne demek? Niye dede, uyumadı mı? Hayır, uyudu tamam da. Ne demek kambura yatmak? Ya şimdi nasıl anlatayım ki? Ha, bir dakika dur. Bak dede, bu şimdi top tamam mı? He. Havadan geliyor. Allah. Sen ve ben kafaya çıkıyoruz. Dede bir kalksana. İstemez, kalsın. Hadi. Görmüştünüz değil mi? Gördüm, gördüm. Ay Şirincim dur bakayım. Dur yavrum. Oh, ay şöyle oturayım. Oh. Ay şekerliye şeker koymamışım. Şu gidip şunu doldurun getirin. Hadi çabuk çocuklar. Al canım. Yorgunsun anladık da. Bu çocuklar kavanozu kırar mırar. Keşke ben kalsaydım. Hayır babacığım. Ben sadece yorgun olduğum için vermedim şekerliği. Bu işlere biraz elleri alırsın. Ne yani? Murat ev kadını mı olacak? Ay baba. Yanlış mı canım? Aferin size. Bir kaşık koy kız. Hadi koy bakalım. Aha. Aferin Şirin. O zaman benim de çalışmamam gerekir değil mi babacığım? Adam gibi bir kocan olsa ille de çalışmam mı lazım ya? Bak şimdi. Çocuklar hadi siz odanıza geçin. Hadi tamam. Bakayım. Aferin size. Baba.
İnanamıyorum sana. Ya gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ha? Sen eskiden böyle maço bir adam değildin. Maçolukla alakası yok bunun. Rahmetli annen çalışmadı da bir tarafım eksik oldu. Ben yemek pişirmedim, bulaşık yıkamadım. Yarım adam mı oldum yani kızım? Çocuklar, şu kapıya bakın bakayım. Tamam anne. Oldu olacak, Murat'a dantel yapmayı da öğret bari. Yok baba, inanamıyorum sana. Sen sırf beni kızdırmak için böyle konuşuyorsun. Ama benim bunu kaldıracak takipçim yok. Ne oldu baba? Ne oldu? Büyük Üstad Nurhayat Hanım'ın kalfaları... Türk mutfağına yeni bir çeşni kattılar. Tuzlu çay. Tadına baktın değil mi? Aynen bu evin tadı gibi. Ay baba. Aa, Hande. Ha? Elim boş Nurhayat abla. Ha. Hadi gel biz çıkalım. Hadi canım. Hande. Kemal merak etmeyin hallederim dedi ama. Dedemden kalan bir param var. 18'ini doldurmadığım için kullanamıyorum. Annemin izin vermesi lazım ama kabul etmedi. Bir de Gözde'yi deneyeceğim. Eyvah! Reçelin içine şeker yerine tuz koymuşuz. Ne? Tuz koymuşuz, tuz! Ay, tuzlu reçel, düşünmek bile istemiyorum. Ne yapacağız şimdi biz ya? Aa, benim hamarat yardımcılarım ne yapıyorlar bakayım? Reçel kontrol ediyorduk da. Canlarım benim, iyi aferin, hadi bakalım yapın. Bile tuz. Bu bile tuz ya. Hande. Merhaba. Neyin var Gözde? Gel. Hasta mısın yoksa? Yok yok. Biraz kırgınlık var üzerimde o kadar. Bir ilaç alacağım şimdi gel. Hangi rüzgar attı seni buralara? Babamın yardıma ihtiyacı var. Nasıl bir yardım? Paraya ihtiyacı var. Evet. Bir şeyler yapmalıyız. İyi de benim param mı var anne? Var. Nerede? Dedemin bize bıraktığı parayı söylüyorum. Ben eşit olmadığım için kullanamıyorum. Annem de vermiyor. Harika ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Annemden bu parayı hemen istemem lazım. Tabii ya. Babamın borcunu ödeyeceksin değil mi? Bana yaptıklarını sana yapsa sen öder miydin? O bizim babamız Gözde. Bir dakika. Hoş geldin. Ne haber yavrum? Ziyaretçilerin hiç bitmiyor vallahi. Çok şanslısın. Hoş geldin. Hayır mı diyorsun? Bilmiyorum. Ama evet demek içimden gelmiyor. Kartal, ben çok kötüyüm. Her tarafım ağrıyor. Tamam canım. Ben seni tedavi ederim, merak etme. Nurgül? Benim anne. Aa, hoş geldin oğlum. Nasılsın? Ben de gömleklerini ütüledim. Yiyecek bir şeyler de hazırladım. Ama Nurgül o gömlekleri ütülemişti. Canım ne var? Ben bir daha ütüledim. Hem hiç de ütülenmiş gibi değillerdi. Anne, yapmasan daha iyi olacak. Niye?
Problem Nurgül değil mi? Kendi evinin kadını olmak istiyor. Bir yerde de haklı ama. Aman canım. Bu sorun olacaksa yapmam, olur biter. Çalışmaların nasıl gidiyor? Burcu'yla çok iyi bir ikili oldunuz. Zor gidiyor anne. Prova yapamıyoruz. Burada olmuyor. Nurgül Burcu'dan hoşlanmıyor. Burcu'lara gitsek o da olmayacak. O zaman bize gelin. Biz de yapın provanızı. Hem babam var, ben varım. Nurgül'ün kafasında da soru işareti kalmaz böylece. Fena fikir değil aslında. Dert ettiğin şeye bak. Dur Burcu'yu bir arayayım ben. Oğlum kendi bilgisayarına niye yüklemedin bu saçmalıkları ya? Ya sana ne? Çete ne alemde? Baba baksana. Nasıl? Oo, müthiş. Bak gördün mü abi? Oyun zamanı değil, kapat şu saçmalıkları ya. Baba sen ne yapıyorsun? Hangi konuda? Hangi konuda olacak? Ya bakıyorum hiç düşünmüyorsun ya. Ha, şu hikaye. Tabii baba ya, ne yapacaksın o konuda? Annemi nasıl caydıracaksın? Siz o işi bana bırakın. Yalnız biraz bilgi vermeniz lazım. Hangi konuda? Tevfik'in eski eşi sizce neden buralara takılıyor? Hava atmayı çok seviyor. Çünkü çok zengin. Hmm. Ama yine de Tevfik abiyle tekrar evlenmek istiyor. Öyle mi? Evet. Ha, ablanız ne diyor bu konuda? Bilginiz var mı? Aslında Tevfik abiyi sever ama. Ama? Ya biz bu konuyu ablamla bir konuşsak iyi olacak. Bir konuşun bakalım. Tamam baba. Baba. Ya bir şey soracağım. Sor aslanım. Ama gülmeyeceksin. Niye güleyim? Sor, çekinme. Ya şimdi mesela sütlaç yapıyoruz. Bir bardak şeker döküyoruz. Sonra iki bardak da tuz döküyoruz. O zaman sütlaç tuzlu mu olur, şekerli mi? Kimya sorusu mu bu? Yok hayır baba ya. Bugün hayat bilgisinden reçel konusunu işledi de arkadaş. Bir dakika abi. Dalga geçme. Şunun şurasında soru soruyorum. Ya baba lütfen. Oğlum iki bardak tuz herhalde bir bardak şekeri bastıracaktır değil mi? Ha? Eyvah. Ablanızla yarın konuşursunuz değil mi? Konuşuruz baba. Konuşuruz. Tamam hadi. Ya oğlum sen git hadi. Al bilgisayarını be. Ya ben de yatacağım zaten ya. Meli. Meli. Melih canım. Ben eve geldim. Sen neredesin? Prova mı? Peki neredesiniz? Bak Melih, gece provam olmasına rağmen sen evdesin diye bırakıp geliyorum. Ne demek bizi istemiyorsun? Ne zamandan beri siz oldunuz acaba? Yani şimdi yarın gece senin barın, benim provam, artık hiç görüşemeyecek miyiz? İyi, tamam o zaman. Burcu hanımefendiyle size iyi çalışmalar. Hayır efendim, yarım saate kadar burada olursun ya da hiç gelmezsin, tamam mı?
Ne oluyor Nurgül? Yoksa senin kaderin de annenin kaderine mi benzeyecek? Kemal. Kemal, ne yapacağız bu para meselesini? Merak etme dedim ya. Bugün hallediyorum. Bak, biliyorsun. Eğer karşı tarafın avukatıyla uzlaşma olmazsa bugün bile haciz gelebilir. Sen merak etme. Avukatla görüşeceğim. Bana güven. Bu zaten ihtiyati haciz. Daha mal beyanı filan isteyecekler. Neyse, beni oyalama. Hemen gidip bu işi halledeyim. Merak etme. Bu adamı ne zaman görsem saçlarım diken diken oluyor be. Baba, rica ederim. Aslında Tevfik Efendi'yi bu adama tercih ederim ama... Tamam baba. Bu konu kapandı. Ne? Sahi mi? Tevfik'le evlenmeyeceksin değil mi? Tevfik'le evlenmeyeceğim demedim baba. Bu konu kapandı dedim. Kemal'le tartışmanızı istemediğim için. Çocuklar, ne haber? Okulu mu kırdınız yoksa? Ablamı arıyoruz. Selin! Nurgül'e söyler misin buraya gelsin? Aa, tamam. Bir şey içer misiniz? Yok, sağ ol. Teşekkürler. Geçin bakalım şöyle. Aa, ha, abla. Hayrola çocuklar? Bir şey mi oldu? Özel bir konu var da. Tamam canım. İstenmediğim yerde duracak değilim. Hadi görüşürüz. Hadi gelin oturun. Sorun ne? Annem Tevfik abiyle evlenmeye karar verdi. Cidden mi? Harika bir haber bu. Nesi harika bu haberin ya? Tabii harika. Fark etmediniz mi? Tevfik abiyle annem ne kadar iyi anlaşıyorlar. Abla, babamın niyetinden haberin yok galiba. Neymiş niyeti? Babam annemle evlenerek aileyi yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Peki annen ne düşünüyor bu konuda? Babamı istemiyor. Yani kararını vermiş. Ama... Bakın, annemle babam yıllar önce evlenirken biz dünyada bile değildik. Onlar bir karar verip evlendiler. Sonra da ayrılmaya karar verdiler ve ayrıldılar. Babam başka biriyle evlendi. Bu da onun kararıydı. Şimdi babam gelip aileyi tekrar birleştirmek isteyebilir. Ama bu da annemizin kararı. Ve biz de buna saygı duymak zorundayız. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, aynen böyle düşünüyorum. Çünkü bu hayat onun hayatı. Ve nasıl mutlu olacağını da kendi karar verecek. Anlaşıldı, tamam. Senden fayda yok. Hadi Murat, okula geç kalmayalım. Kusura bakmayın çocuklar. Benim fikrim bu. Annemin kararına saygı duymak zorundayız. Hoşça kal abla. Görüşürüz. Güle güle canım. Oho. Güzel oldu değil mi? Daha tadına bakmadan yeme de yanında yap diyor insan. Doğru. Sanırım senin benimle konuşmak istediğin bir konu var. Neymiş bu konu? Özel bir konu. Hadi dışarı çıkalım. Çıkalım. Ben çantamı alayım, geliyorum. Tamam. Hasan, sen vaziyeti idare edersin oğlum, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi Nurhayat. Tamam, geldim. Buyurun. Hasan, görüşürüz. Alo. Zerrin Hanım.
Ben Kemal. Bilmem hatırlayacak mısınız? Evet. Rica ederim. O şeref bana ait. Sizinle bir görüşmek istiyorum. Müsaitseniz tabii. Siz ne zaman uygun görürseniz. Bugün? Tabii. Memnun olurum. Memnun olurum. Elbet. Gerçekten kötü günler geçiriyoruz ama arada güzel şeyler de var. Her zaman olduğu gibi sen varsın. Seni de böyle düşünmem bana yetiyor. Niye hiç konuşmuyorsun Nuray? Seni dinliyorum. Yok, beni dinleme. Beni dinlemekle ne olur ki? Asıl ben seni dinlemek istiyorum. Senin konuşman bana, nasıl diyeyim, her zaman şiir gibi gelmiştir. Hele o akşamdan sonra. Bana söyleyeceğin bir şey yok mu? Ne söylememi istiyorsun? Ne bileyim, bir şeyler söyle beni yani. Ya bırak. Kim o? Benim. Şirin. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Murat, Şirin geldi. Şimdi yandık işte. Ne oldu ya? Oğlum, Şirin'in gelmiş. Niye surat asıyorsun? Aa. Oğlum, eğlenmeyi bırak da bu sırada bir plan düşünelim. Çete dağılıyor unutma. Ne oldu Murat? Yandık Şirin, yandık. Annem reçelleri kavanozlara koyup götürmüş. Eyvah, ne yapacağız? Bence gidip annene söyleyelim. Olmaz. Annem çok kızar. Kızmasını bırak, mahvolur üzüntüden. Ya inşallah o reçeller satılmaz ya. Evet, dua etmekten başka çaremiz kalmadı. Dua edelim Murat. Anneannem derdi ki çocukların duaları gerçekleşirmiş. Ya. Ya Allah'ım, inşallah o reçeller satılmaz ya. Ya inşallah kazayla kavanozlar kırılır. İnşallah Allah'ım. Allah'ım. Artık bir şeyler söylesin ne olur. Bir şey söylemeyecek misin Nuray? Biliyorsun yani şey olmuştu ya. Nasıl desem? Haklısın Tevfik. Sana vermem gereken bir cevap var. Gözde meselesi, senin gözaltına alınman, sonra çek işi. Kilitlendim kaldım. Karar veremedin mi demek istiyorsun yani? Bu sıkıntıların arasında bir şey söylemek istemedim sana. Tamam, haklısın da şey yani, ben şimdi umutlanabilir miyim? Bana hiç değilse bir umut verebilir misin? Sana istediğinden daha fazlasını verebilirim. Buraya. Bu kararından ötürü asla pişman olmayacaksın. Artık işimizin başına gitsin. Kalabalık ailemizi nasıl doyuracağız? Ne diyorsun Nuray? Şu an gökten altın yağıyor, altın. Hemen gidiyoruz, hemen. Ama bir dakika. Yok, yarım dakika. Tamam, yarım dakika. Peki.
Harika projelerim var Nur Hayat. Diyorum ki marketin alt tarafını mutfak haline getirelim. Ha? Nasıl fikir ama? Güzel. Ne oluyor ya? Bir dakika. Ne oluyor kardeşim? Bir dakika ne oluyor? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun kardeşim? Neler oluyor burada? Ne mi oluyor? Karşılıksız çeklerin yasal tahsilatı böyle oluyor. Ne? Haciz beyefendi, dükkanınıza haciz geldi.